Aylardır söylediğimiz her şey teker teker çıkıyor. Asa bakarsanız çıkması beni mesleki anlamda ne kadar mutlu etse de öbür taraftan Türkiye'nin ne yazık ki çok derin bir ekonomik krize doğru hızlı bir şekilde ilerlemesi de canımı sıkmıyor dersem yalan olur. Dolarla ilgili ne dedim size? Dolar çok yakın bir zaman içerisinde 6.25'e doğru hızlı bir hareket yapacak dedik. 6.25'e doğru hızlı bir hareketlik göreceğiz dolarda. Bu artık kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımızda. Diğer taraftan yine işsizlikle ilgili beklentilerimizi söylüyorduk sizlere. Ve işsizliğin hızla artacağını çünkü reel sektörün çok ciddi bir sıkıntıda olduğunu ifade ediyordum. Türkiye'nin en büyük sorunu haline geleceğini söylüyordum işsizliğin. Nitekim bugün resmi işsizlik verilerine baktığımızda %13'ün üzerinde bir işsizlik ve artması bekleniyor. Diğer taraftan gayri resmi olan genişletilmiş işsizlik verilerine baktığımızda %20'leri, %25'leri aşmış bir işsizlik rakamıyla karşı karşıya kalıyoruz. Tüm veriler ele alınmış olsa kadınların iş aramaktan vazgeçmesi, gençlerin iş aramaktan vazgeçmesi, orta yaşlıların iş aramaktan vazgeçmesi, bütün bu veriler işin içine konulmuş olsa bugün 10 milyonun üzerinde bir işsizlik rakamına rahatlıkla ulaşabiliriz. Velev ki resmi verileri kullanacağız. Resmi verilere baktığımız zaman da 4,5 milyon kişiyi aşmış bir işsizlikle zaten karşı karşıyayız. Gençlerin 1 milyonu işsiz, üniversite mezunlarının 1 milyonu işsiz. Reel sektörün sıkıntısı öyle ya da böyle. Vatandaşın sıkıntısı öyle ya da böyle. Bankacılık sistemini de vuracak, finansal sistemi de çok ciddi anlamda sıkıntıya sokacak ve batık kredi oranları her geçen gün artacak demiştim sizlere hatırlıyorsanız. 150 milyarları bulabilir yakın zaman içerisinde dediğimizde aa olur mu öyle şey falan diyenler vardı. 150 milyara çoktan ulaşıldı. Hemen sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Bankaların takipteki kredileriyle ilgili veri paylaşıldı. Bu veri BDDK verileri. Takipteki krediler 2019 yılında yaklaşık 1,5 puanlık artışla %3.88'den %5.35'e çıkmış durumda. 53 milyar 447 milyon liralık bir artış söz konusu batık kredilerde. 150 milyar lirayı da aşmış durumda. Piyasalarda yaşanan durgunluk reel sektörün kredi geri ödeme performansını olumsuz etkiliyor ve 2019 yılında takipteki kredi oranı önceki yıla göre yaklaşık 1,5 puan artarak %3.88'den %5.35'e geliyor ve bunun sonrasında da bu artış batık kredi oranlarının 150 milyara dayanmasını beraberinde getir. Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumunun açıklaması bu. Bu verilere göre ortaya çıkartılmış bir rakam. Yani oramızdan buramızdan uydurmuyoruz. Yalan haber yok abi bizde. Hani bankalar kanunu değişiyor ya 8 madde değişiyor. Özellikle 4. maddesi yalan haber yapan, yalıltıcı haber yapanları falan ilgilendiriyor ya. Bizde yalan haber yok abi. Bizde doğru neyse o var. Biz doğruyu söyleriz, doğrudan şaşmayız. Doğruyu söylemeyen, bankaların durumu gayet iyi diyen yandaş medyaya baksınlar esas. Yanıltıcı haber arıyorlarsa. Biz her zaman doğru olanları paylaşmaya devam ettik ve bunun da sebeplerini ortaya koyduk ve bununla ilgili çözüm önerilerini de ortaya koyduk dedik ki siz eğer ki kuru bu şekilde baskılamaya devam ederseniz piyasayı sıkıştırmaya devam ederseniz enflasyonu düşük gösterip işçi maaşlarını düşük tutmaya devam ederseniz reel sektör köşeye sıkıştırırsınız. Reel sektör köşeye sıkışınca da kredilerini ödeyemez. Kredilerini ödeyemeyen insanların sayısı da artar ve dolayısıyla banka kredilerindeki batık oranları da artar diye ısrarla söylemiştik. Aslında iki sektörü de işaret etmiştik yine. Bunlardan birisinin inşaat sektörü diğerinin enerji sektörü olduğunu da söylemiştik. Bunun sonrasında da IMF yetkilileri Türkiye'ye gelmişti, bankaları incelemişti. Ve 40 milyarın üzerinde bir rakamın aslında yanlış yerde olduğunu inşaat sektörü ve enerji sektörü ile ilgili acilen bilançodaki doğru yere aktarılması gerektiğini de ifade etmişti. Ve sadece o rakamın konulmasıyla zaten 150 milyarın üzerindeki bir rakamın ortaya çıkabileceği ortadaydı. Ama hep her şeyde olduğu gibi bunu da üstünü örtmeye çalıştılar. Bankacılık sistemimiz harika vesaire dediler. Bakın bankacılık sistemi kana alıyor. Komisyonları düşürmesin, komisyonları kaldırmasın diye devlet 50 tane lobicilik faaliyeti yaptılar. Niye? Çünkü paradan para kazanamıyorlar, sadece komisyondan kazanıyorlar. 65,5 milyar lira gelir elde etmişler. Havaleden, masraflardan, komisyonlardan. Dolayısıyla bu rakamı kaybetmek istemiyorlar. Gördüğünüz gibi bankacılık sistemi artık kredi vererek ve mevduat toplayarak büyük Yemiyor. Kredi vererek ve mevduat toplayarak para kazanamıyor. Diğer taraftan kur riski nedeniyle sendikasyon kredisi de alamıyor. Belki sıfıra mal edecek sendikasyon kredisi alsa ama olası bir kur riskinde maliyetlerinin masraflarının 2'ye 3'e katlanacağını gören bankacılık sistemi mümkün olduğunca sendikasyon kredisi almak yerine kredilerini kapatma peşine düşüyor. Türkiye ekonomisi çok ciddi bir darboğazdan falan geçmiyor. Bir uçurumun kenarına sürükleniyoruz. Hemen dibindeyiz. Artık düşmek üzereyiz her anlamda. Kısa vadeli borçlarımız artıyor. Bankacılık sistemimizdeki batık oranları her geçen gün artıyor. İşsizliğimiz reel olarak artıyor. Enflasyonumuz her ne kadar düşürülmeye çalışılsa da TÜİK verileri bir şekilde kendisine göre her ne kadar değerlendirmeye çalışsa da enflasyon düşmüyor, yükselmeye devam ediyor. Öbür taraftan ekonomiyle yorum yapanların sesi kısılmaya çalışılıyor. Ama bizim sesimiz kısılsa da vatandaşın sesi iyiden iyiye yükselmeye başlıyor. Neden ben bu kadar fakirleşiyorum, neden ben bu kadar yoksulum diye sorguluyor. Buna rağmen kimse doğru düzgün bir çözüm arayışında değil gördüğümüz kadarıyla. Rakamlarla Türkiye ekonomisinin iyi gösterilebileceği sanılıyor. Belki rakamlarla Türkiye ekonomisini yurt dışına nispeten iyi gösterebilirsiniz ki yurt dışındaki adam senden benden daha akıllı. O adam da ne yapıyor? Senin CDS'lerini aşağıya çekiyor, kredi puanlarını yukarıya çekiyor. Dolayısıyla sen geçen sene %8'e o dolar borcunu bulurken bugün %9'a %10'a buluyoruz. CDS'lerin düşmesine rağmen neden? CDS'deki düşüşü kredi faiz oranlarına yansıtıyorlar da ondan. Yurt dışından borç bulmakta da zorlanıyoruz. Bu kez ne yapıyoruz? Vergilere yüklenmeye çalışıyoruz. Bütün cezalara %100'e yakın zamlar yapıldı. Bir yığın harca %40'ın üzerinde zamlar yapıldı. YKS'ye %40'ın üzerinde zam yapıldı. Ha, e hani enflasyonumuz %8'di bizim? Ya da %11 bugünkü rakamla %12 idi. Yok öyle bir şey yok. Bakın Türkiye'nin daha önce de söylediğim gibi iki enflasyonu var sevgili dostlar. Bunlardan birisi devletin işçiye, memura, çalışana ya da asgari ücretliye verirken uyguladığı enflasyon. O olabildiğince düşük seviyelerde tutuluyor. Bir de ballı kaymaklı müteahhitlere, vergilere, zamlara uygulanan enflasyon var. İşte o enflasyon gerçek enflasyon. yüzde %50'ler, yüzde yüzler. ortalamaya baktığınız zaman %50'nin altında olmayan enflasyon rakamından bahsediyoruz. Eğer ki Türkiye'deki enflasyon %10-12 aralığında olsa diye de enflasyon bir düşüş eğiliminde olsaydı, Merkez Bankası'nın söylediği gibi enflasyon aslında dezenflasyon süreci içerisinde olsaydı, işte o zaman siz Avrasya Tüneli'ne %56 zam yapmazdınız. Diğer saydığım kalemlere %50'lerin üzerinde zamlar yapmazdınız. Aslında gerçeği ayan beyan itiraf ediyorlar bize. Türkiye'nin enflasyon gerçeğini ayan beyan itiraf ediyorlar. Ama öbür taraftan da Türkiye'nin insanını fakirleştirmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Türkiye'de 3-5 kişi zenginleşirken her türlü parayı götürmeye devam ederken Türkiye'nin geneli 60-65 milyon insan neredeyse yoksulluk sınırının altında yaşamak zorunda kalıyor. Birleşik Metal İş Sendikası'nın yaptırdığı bir araştırma var. Aynı Türk İş gibi. O da açlık ve yoksulluk sınırlarını belirliyor. 2500'e yaklaşmış bir açlık sınırı, 7500'e yaklaşmış bir yoksulluk sınırı açıkladılar. Bu ne demek biliyor musunuz? 4 kişilik bir aile eğer ki 7500 liranın altında gelir elde ediyorsa yoksul sadece karnını doyurabiliyor, elektrik su parasını ödeyebiliyor ve temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Sosyal hiçbir ihtiyacını karşılayamıyor bu arada. 4 kişilik bir aile 2500 liranın altında bir gelire sahipse, yani ailede bir kişi çalışıyorsa ve o da asgari ücretliyse işte o zaman yandı. Sadece temel gıdayı satın alabiliyor o rakamla. Onun dışındaki hiçbir ihtiyacını karşılayamıyor. Eğitim, sağlık ve tüm diğer giderlerde dahil olmak üzere. Bu ne demek biliyor musunuz? Korkunç bir tablo anlamına geliyor. Ve işin kötü tarafı bu tabloyu yaşayan Türkiye'de çok önemli bir kitle var. Çok büyük bir kitle var. Diyorum ya size 2500 lira ve 7500 liranın altında yaşayanların sayısı 60 milyonu aşmış durumda Türkiye'de. E bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman şunu rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Türkiye'de bu koşullar içerisinde banka kredilerinin batıklarının büyümemesi imkansız. Tabii ki banka batıkları artacak. Tabii ki kredi kartı batıkları artacak. Sadece şirket odaklı, sadece reel sektör odaklı düşünmeyin bunu. Aynı zamanda son tüketiciler yani bizler yani bu ülkenin fertleri yani bu ülkenin vatandaşları da kredilerini ödeyemiyorlar. Namussuz oldukları için değil ödeyemedikleri için ödeyemiyorlar. Adam son çare kredi kartına yapışıyor son limitine kadar kullanıyor ve ödeyemiyor. Adam son çare tüketici kredisi alıyor. Belki kredi kartı borcumu kapatırım diye. Onu da ödeyemiyor. İki borca katlanıyor. Ev alıyor. Evin kredisini ödeyemiyor. Hem elinden evi gidiyor. Hem borcu kalıyor. O da ödeyemiyor. Araba alıyor. Arabasının kredisini ödeyemiyor. Arabası da elinden gidiyor. Borcu da baki kalıyor. Anlayacağınız Türkiye'nin geldiği nokta bu nokta. Eğer ki bir insanın gelir düzeyi bu kadar düştüyse, eğer ki insanlar bu kadar çok yoksulluk ve açlığa mahkum edildiyse, bu insanların kredilerini geri ödemesini bekleyemezsiniz. Ve ödenemeyen her kredi de doğal olarak batık olarak bankalara yansıyor. Siz reel sektörünüzü bu kadar sıkıştırırsanız, bu kadar insanları dolarize ederseniz, bu kadar sistemi manipüle ederseniz ve sistemin ayağa kalkması için hiçbir çaba göstermezseniz, Türkiye'yi hala ithal odaklı bir ülke olarak tutmaya devam ederseniz, bu batıklar katlanarak artmaya devam edecek. Siz isteseniz de istemeseniz de reel sektör firmaları batmaya devam edecek, işçi çıkarmaya devam edecek işsiz kalan insanlar borçlarını ödeyemeyecek. Reel sektör firmaları battığı için borcunu ödeyemeyecek. Fertler işsiz kaldığı için borcunu ödeyemeyecek. Reel sektör firmaları maaşları enflasyon oranında arttırmadığı için orada maaş alan insanlar da artık satın alma güçlerini kaybettikleri için kredilerini ödeyemeyecek ve finansal sistemdeki batıklar bu hızda ve bu oranlarda artmaya devam eder ise önümüzdeki süreçte çok ciddi bir finansal krizle karşı karşıya kalacağımızı iddia ediyorum arkadaşlar. Uzun zaman önce uyardık. Dedik ki bankaların batıkları artıyor. Bankalardaki bu batık oranlarının artması büyük bir risk, finansal bir risk, finansal kriz eşittir ekonomik kriz ve bir yığın yara, bir yığın sorun dedik. Bununla ilgili düzenleme yapın dedik. Bir an önce reel sektörünüzü canlandırın, piyasayı canlandırın. İnsanların eline daha çok para geçmesini sağlayın, işsizliğinizi azaltın. Topyekün bir kurtuluşa doğru işi götürün dedik kuru belli bir seviyeye çekin, izin verin. Güçlü Türk lirası güçlü Türkiye değildir. Aslında güçlü Türk lirası ithalatın önünü açmak dışında bir şey değildir. Üretimi kısmak dışında bir şey değildir. Reel sektörü batırmak dışında bir şey değildir dedik. Hayır güçlü kur güçlü Türkiye demeye devam ettiler. Madem bir kur bir ülkenin güçlü olmasını sağlıyor da Trump ikide bir çıkıp neden dolar daha değersiz hale gelmeli diye bas bas bağırıyor. Avrupa Birliği ülkeleri neden paralarını daha değersiz hale getirmeye çalışıyorlar. Üreten her ülke, üretmek niyetinde olan her ülke parasının değersiz olmasını ister. Böylece rekabet gücünü arttırmak ister. Bir, kendi pazarını, kendi piyasasını başkalarının ele geçirmesini de önlemek ister. İki, Bakın iki temel kural vardır burada. Paranızı değersiz hale getirerek, yani normal değerine getirerek rekabet edebilir bir seviyeye getirerek hem piyasanızı canlandırırsınız, hem iç piyasanızın başkaları tarafından ele geçirilmesini önlersiniz, hem de üretim mekanizmanızı harekete geçirip daha rekabetçi bir ortamda yurt dışına ihracat yapmasını sağlarsınız. Ama biz Bunların hiçbirini yapmadık. Bunları yapmak yerine sorunların üzerine örtmeye devam ettik. Örtmeye çalışmaya devam ettik daha doğrusu. Ama her şey ortaya çıkıyor. İşte rakam ortada. Gördüğünüz gibi 100 milyardan 150 milyara gelmiş bir batık kredimiz var. Büyük ihtimalle bu batık kredi oranları artarak devam edecek koşullar değişmediği hatta daha kötüleştiği için. Üzücü olan tarafı ne biliyor musunuz? Bunu söyleyenleri hala susturmaya çalışıyorlar. Buna özel yasalar çıkartmaya çalışıyorlar. Bir kez daha altın çizerek söylüyorum. Yalan ve yanıltıcı haber yapan bizsek elbette bize yürüyün. Ama ben kendimden eminim. Yalan ve yanıltıcı haber yapan, yalan ve yanıltıcı bilgi veren kimse bu ülkenin yöneticisi, bu ülkenin gazetecisi, bu ülkenin ekonomisti fark etmez. Evet, onları cezalandırın. Öyle 3 yılla da değil, 5 yılla, 10 yılla, 20 yılla cezalandırın. Hatta ömür boyu hapis verin. Evet sevgili dostlar. Bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Abone olmayı ihmal etmeyin. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bildirimlerinizi Özellikle söylüyorum bildirimlerinizi mutlaka açık hale getirin ki yaptığımız videolardan daha hızlı haberdar olun. Ve eğer ki videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Hoşçakalın, mutlu kalın dostlarım.